Dinleyiciler, Sayma İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün Profilo Kültür Merkezi'ndeyiz. Çok keyifli bir evlilik komedi oyunu izleyeceğiz. Oyunumuzun yazarı Behiç Ak, yönetmenimiz Semih Çelenk, iki dünya tatlısı arkadaşım yanımda. Onlar bu oyunun kahramanları. Ve merhaba arkadaşlar, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Çok evimize hoş geldiniz, dekorumuza hoş geldiniz. Evet, aynen. Dekor değil mi ya, evimiz? Evet. Ütüler var. Ne bileyim, elektrik süpürgesi var. Her şey tam eve ait, her şey var burada. Evet, var. Hepsi benim. Bir elektrik süpürgesi var orada şu an görünmeyen. Aha, evet. Ondan sonra oyunda göreceğiz değil mi onu? Evet, da enteresan bir tasarım var orada. Buzdolabı makinesi, çamaşırı. Her şey var. Eve dair her şey var. Peki neler söyleyeceksiniz bu oyun hakkında bize? Oyunumuz bir ayrılık komedisi. Hı-hı. Böyle düşünüyorum. Evlilik değil. Yani evlenmişler ve ayrılmışlar. Birbirlerini yaklaşık bir senedir hiç görmemişler. Birbirleri hakkında bilgi toplamamışlar. Birbirlerinin ne yaptıklarını araştırmamışlar. Ve bir sabah ansızın oyunumuzun başladığı an adam kadına bir telefon açıyor. Bak bu kadar söylüyorum. Adam telefon açıyor. Görmüyor olabilir yani. Ben sürprizde. Telefon açıyor. Diyor ki ya diyor, biz senin arkadaş olduğumuza göre diyor. Hani zaman zaman diyor böyle telefon açmamızın bir şey sakıncası. Nasılsa arkadaşız biz de. Evet, arkadaş ayrıldık. Konuşabiliriz. Ve konuşabiliriz diyor ve konuşmaya başlıyorlar. Oyun bitiyor. O kadar değil. Evet, tek perdelik çok keyifli sevgili izleyiciler. Yani mutlaka gelip izlemenizi öneriyorum. Ben iki hafta önce izledim. İnanılmaz keyifliydi. O yüzden buradayım. Arkadaşları yakaladım. Dedim ki sizleri mutlaka izleyicilerimizle buluşturacağız. Dünya şekeri zaten ikisi. Evet, bir ayrılık komedisi dedik ama yani devam da edebilir evlilik. Ayrılık da olabilir. Şimdi evli çiftler ya da ayrılmakta olan çiftler gelip burada kararlarını değiştirme olasılığı var mı arkadaşlar? Vallahi sadece bu oyunu değil ya, insanın niyeti olduktan sonra nolunları izleyip şehri ateşe verebilir yani, öyle bir şey varsa, içinden öyle bir şey geçiyorsa engel olmayalım. Ama yani elbette sadece evliler değil, sadece ayrılanlar değil, hani sadece bir birlikteliği olan insanlar değil, herkesi ilgilendiren bir şey, mesele kadın erkek ilişkisi. Evet, modern dünyadaki kadınların erkeklerin ilişkisi.